Şimdi devam edeceğiz ee, yine Türkiye-Amerika ilişkilerine dair aslında. Ee, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in e, Amerikan Dışişleri Bakanı ile bir görüşmesi var. O haberle devam edelim ee, diyelim. Ee, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede de Aliyev, Blinken'a Amerikan Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını sözde soykırım olarak nitelendirmesinden duyduğu rahatsızlığını iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın soykırım sözlerine bir kez daha tepki gösterdi. Tepkisini bu kez telefonda görüştüğü Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a iletti. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı. Aliyev görüşmede, Amerikan Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını sözde soykırım olarak nitelemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefiki olduğunu, savaş sonrası dönemde Karabağ'da çok önemli ve olumlu bir rol oynadığını hatırlattı. Amerikan başkanının bu açıklamasının Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından endişeyle karşılandığını belirtti. Görüşmede Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu sonrası durumda gündeme geldi. Aliyev, Ermeniler tarafından tahrip edilen bölgelerde imar çalışmalarının gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca bölgede uzun vadeli barışı sağlama konusunda Azerbaycan'ın tutumunu anlattı. Azerbaycan'daki Güney Gaz Koridoru projesi ve Afganistan'daki barış süreci de görüşmede konuşulan konulardandı. Blinken, Güney Gaz Koridoru projesinin başarılı bir şekilde uygulanmasının önemini vurguladı ve Azerbaycan'ın Afganistan'da barışı koruma misyonuna katılımını takdir etti.